Merhaba. Bugün arkadaşlar Korkan bir kardeşin Cesur kardeşiyle olan bir anısını izleyeceğiz. O halde izleyiler. Bir zamanlar çok korkak bir çocuk varmış. Bu çocuk her şeyden çok korkarmış. Nasıl korktu ama? Korkak ya bu, korkak. Bu şekilde korkak kardeşleriyle dalga geçerlermiş. Bir gün anneleri bu üç küçük kardeşi yanına çağırmış. Yavrularım artık bu evden ayrılma vaktiniz geldi. Kendi başınıza yaşamayı, hayatta kalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Anneciğim biz hayatta kalırız da bu korkak kardeşimiz korkudan dışarı bile çıkamaz. Kardeşine dalga geçme. Hadi yola koyulun. Böyle demiş anne. Bizim üç kardeş yola koyulmuş. Az gidip uz gitmişler. Ardından kendilerine ev yapabilecek bir araziye denk gelmişler. En büyük kardeş evini samandan yapmaya karar vermiş. Çünkü böylesi hem daha zahmetsiz hem de daha kolaymış. Böylece bir an önce evini bitirebilecek ve oyun oynamaya da daha fazla zamanı kalacakmış. Şu samandan yapma fikri çok iyi oldu ya. Hiç malzeme falan toplamadım. Hemen yapıyorum. Şunu yapayım, oyun oynarım sonra. En büyük kardeş evini bir günde bitirmiş ve diğer kardeşlerine seslenmiş. Bakın evimi bitirdim bile. Siz daha ev bile kurmamışsınız. Korkak kardeşleri eve şöyle bir bakmış. İyi de bu ev hiç sağlam görünmüyor. Ya gece zombi gelirse ondan nasıl korunacaksın? En büyük kardeş küçük kardeşini hiç umursamamış. Hiçbir şey olmaz, merak etme sen. Bu ev zombilere falan dayanır. Ayrıca benim kılıcım var. Ben sen gibi korkak değilim. Korkaklıkla ne alakası var? Ben seni uyardım valla. Sonra uyarmadı deme. Ortanca kardeş de evini tahtadan yapmaya karar vermiş. Topla topla şunları. Oho, daha ev yapacağım. Neyse bu kadar odun yeter. Küçük bir ev yaparım. O bana yeter de artar bile. Ve bu şekilde kendisine küçük bir kulübe yapmış. Bu ev saman evden biraz daha sağlanmış. Korkak kardeşleri bu evi görmüş. Ve ortanca kardeşin yanına gelmiş. Kardeşim iyi güzel yapmışsın da. Bu ev hiç sağlam görünmüyor. Zombi gelirse bu ev seni koruyacak mı? Ortanca kardeş hemen cevabı yapıştırmış. Hiçbir şey olmaz, sen merak etme. Bu tahta koskoca ağaçları tutuyor. Zombi bu tahtaları kıramaz, merak etme sen. Benden söylemesi, sonra uyarmadı deme. La git kızım, bu kadar korkak olma. Alt tarafı bir ev. Demiş ortanca kardeş ve başlamış keyif yapmaya. Büyük kardeş ve ortanca kardeş keyif yaparken küçük kardeş ise sürekli çalışıyormuş. Çünkü o evini tuğladan ve taştan yapıyormuş. Ay taşım bitti. Benim daha fazla taş ihtiyacım var. Ben onlar gibi evimi samandan ve tahtadan yapmayacağım. Çünkü tırpı falan gelir evi patlatır. Yani olacakları düşünmek istemiyorum. Korkuyorum ben. Bu kardeş çalışırken her iki kardeş halen daha oyun oynuyormuş. Ve küçük kardeşin bu kadar çalışmasını korkmasına bağlıyorlarmış. Ya şuna bak, hala çalışıyor. Alt tarafı bir zombi. Niye bu kadar ötlek ya bu? O zaten doğduğunda da ötlekti. Boş ver onu. Gereksiz evini sağlam yapsın. Kendini güvende hisseder. En azından korkmaz. Küçük kardeş diğer kardeşlerin söylediğine kulak asmadan çalışmaya devam etmiş. Ve sonunda tuğla ve taşlardan yaptığı evini bitirmiş. Wow wow wow. Sen bu evi nasıl yaptın? Vallahi emeğine değmiş. Evet, evine çok uğraşmış. Ama bizim evler de yıkılmaz. Doğru diyor. Sen korkak olduğun için gereksizce uğraştın. Olsun kardeşlerim. Ben kendimi burada daha güvende hissediyorum. Demiş küçük kardeş. Ve ardından gece olmuş. Gece Minecraft'ta zombiler doğmuş. Ve bu zombiler üç kardeşin yaşadığı yere gelmiş. Aman iyi zombiler geliyor. Kardeşlerim evlerimize sığınalım. Oho, sen orada konuşa dur. Ben çoktan sığındım. Ben sığınamadım. Tamam, şimdi sığınmış oldum. Zombiler önce büyük kardeşin samandan yaptığı evin önünde durmuşlar. Hemen kapıyı aç. Yoksa evini başına yıkarım. Uyarmadı deme. Hadi oradan, kapıyı açacakmışım. Ayrıca hiçbir şey yapamazsın. Benim evim yeterince sağlam. Pekala, bunu sen istedin. Zombi bunun üzerine evin duvarlarına vurmaya başlamış. Duvarlar saman olunca duvar yıkılıvermiş. Aman Allah'ım, içeri girdi. Hemen çıkmam lazım buradan. Kır hemen şunu, kır. Tamam, koş adam, koş. Büyük kardeş ortanca kardeşin tahtadan yaptığı kulübeye doğru koşmaya başlamış. Ortanca kardeş, ortanca kardeş, çabuk kapıyı aç. Arkamda zombiler var. Eyvah, bu nereden çıktı? Tamam tamam, hemen açtım. Ortanca kardeş kapıyı açınca büyük kardeş hemen içeri can ağrıyla atlamış. Çabuk kapıyı kapat kardeşim. Zombiler buraya geliyor. Merak etme, hiçbir şey yapamazlar. Zombilerin tahtı yıkırdığını nerede gördün? Görmedim ama onlar benim evimi kırdı. Kardeşim endişelenme. Senin evini kırmaları normal. Sen samandan yaptın. Ama bu tahtadan. Tahtayı kıramazlar. Demiş ortanca kardeş. Ve bir süre sonra zombiler ortanca kardeşin tahtadan yaptığı eve gelmiş.
gelmişler. Hemen kapıyı aç. Yoksa evini başına yıkarım. Uyarmadı deme. Benim evimi asla yıkamazsın. Çocuk filan mı kandırıyorsun sen? Hadi git buradan. Pekala, bunu sen istedin. Creeper kardeş, yardım eder misin? Creeper da bunun üzerine yardım çağrısına cevap vermiş. Evin duvarlarını patlatmış. Kardeşim, o ses de neydi? Bu Creeper'ın sesiydi. Galiba evin duvarlarını yıktılar. Çabuk buradan kaç. Bunun üzerine iki kardeş korkak diye dalga geçtikleri kardeşinin evine gitmişler. Kardeşim, zombiler buraya geliyor. Şimdi ne yapacağız? Korkak kardeş kendinden emin bir şekilde cevap vermiş. Merak etmeyin kardeşlerim. Zombiler bu eve giremez. Bu evin duvarları taştan ve tuğladan. Yani kırmaları hiç kolay değil. Umarım haklı çıkarsın. Yoksa hepimiz yanarız. Demiş ortanca kardeş. Bir süre sonra zombiler küçük kardeşin taştan ve tuğladan yaptığı eve gelmişler. Hemen kapıyı aç. Yoksa evini başına yıkarım. Uyarmadı deme. Hiç boşuna uğraşmayın zombiler. Ben evimi çok sağlam yaptım. Çünkü korkuyordum böyle bir şeyden. Ve korktuğunda başıma geldi. O zaman birazdan daha çok korkacaksın. Creeper kardeş, yardım eder misin? Creeper bunun üzerine yardımına cevap vermiş. Ama gel gör ki evin tek taşı bile yıkılmamış. Bunun üzerine zombi lider çok sinirlenmiş. Bu nasıl mümkün böyle? Bu ev nasıl yıkılmaz? Sana boşuna uğraşma dedim. Evim tuğladan. Tuğlayı Creeper'lar kıramaz. Oley be, burada güvendiz. Zombi ne oldu? Hani yakalayacaktın sen? Ay kıyamam ya. Bir de Creeper patlattı. Ama hiçbir şey olmadı. Siz göreceksiniz. Dedi zombi. Ve eve girmek için başka yollar aramaya başladı. Kardeşlerim, bu zombinin sesi çıkmaz oldu. Eve girmeye çalışıyor olabilir. Yok be, boşuna endişelenme. Artık o eve giremez. Evet kardeşim, rahatla. Artık o zombinin eve gireceği yer yok. Aa, gerçi varmış. Baca var bir tek. Boş ver onu kardeşim. Zombi ona kıl edemez. Ayrıca yukarı nasıl tırmanacak zombi? Böyle demiş oradanca kardeş. Fakat korkan kardeşlerin içi hiç rahat değilmiş. Kardeşlerim, benim içim hiç rahat değil. En iyisi ben bacayı kapatayım veya da yakayım. Böyle demiş korkak kardeş ve ardından bacının altını yakmış. O arada ise zombi eve girmek için bir yol bulmuş. Benden kurtulmayı kolay mı sandınız? Ben elbet başka bir yol bulurum. Ağaç. Evet, ağaca tırmanacağım. Demiş ve hemen ardından iki zombi ile birlikte ağaca tırmanmış ve gelmiş bacının önüne. Buradan girebiliriz. Önden sen atla. Hemen arkandan ben geleceğim. Böyle demiş zombi lider ve diğer zombiyi bacadan içeri göndermiş. İmdat, yanıyorum. Kurtarın beni. Aa! Ve zombi etkisiz hale gelmiş. Ardından sabah olmuş. Küçük kardeşim, biz özür dileriz. Senin korkaklığına dalga geçtik. Ama korkaklığın bizim hayatımızı kurtardı. Evet, hak edin öyle. Senin zayıf yönün sayesinde hepimiz hayattayız. Kardeşlerim, bazen insanların kötü özellikleri veya kötü yaşadığı şeyler olabilir. Ama gün gelir bu kötü şeyler bir gün ya sizi çok mutlu eder ya da dün oldu.